Sayın Bakanım, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, değerli hocalarım, idari personelimiz ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Değerli katılımcılar, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli etkinliği gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Uluslararası ilişkiler topluluğu olarak uluslararası hukukun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bağlamdaki konumunu ele alacak bir platform oluşturmayı amaçladık ve bir araya geldik. Bu değerli etkinliğimizin açılışını yapmak üzere sahneye Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Feridun Yılmaz'ı davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Vali Yardımcım, çok kıymetli hocalarımız, çok değerli öğrencilerimiz. Öncelikle Sayın Bakanımıza vakit ayırıp bizim uluslararası ilişkiler öğrenci topluluğunun davetini kabul ettikleri için teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Üniversitemize hoş geldiniz diyorum kendilerine. Kıbrıs malum davamız, milli davamız. Evet, bağımsız bir devlet ama aynı zamanda bir milletiz. Dolayısıyla ayrı bir bağımsız devlet ama tek bir davanın fertleri olarak Kıbrıs'a bakıyoruz. Kıbrıs'ta ana vatana aynı şekilde bakıyor. Kıymetli Dışişleri Bakanımızdan bu davanın uluslararası hukuk bağlamındaki serencamını, tarihsel hikayesini de içerecek bir biçimde dinleyeceğiz. Programın organizasyonda bakanımızın teşrifleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda programın organizasyonunda organizasyonu sağlayan, bu konuda büyük gayret gösteren uluslararası ilişkiler topluluğumuza, onun danışmanına, uluslararası ilişkiler bölümümüze, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanlığımıza, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Üniversite olarak 130 civarında topluluğu ile bu toplulukların faaliyetleri sayesinde bir üniversiter ortam, sadece hocalarla öğrencilerin buluştukları ders ortamlarından ibaret değil de üniversite hayatının öğrencilerin bizzat katılımları ve katkıları ile yaşanan bir hayat formu içerdiğini göstermesi açısından bu 130 topluluğumuzun katkıları çok kıymetli. Bu topluluklar içerisinde bazıları süreklilik arz edecek bir gelenek oluşturmasıyla da öne çıkıyorlar. Uluslararası İlişkiler Topluluğu bu anlamda öne çıkan topluluklarımızdan birisi. Ben sözü uzatmayayım. Asıl sözün sahibi Dışişleri Bakanımız. O yüzden kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Organizasyonda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Bakanımızı dinlemek üzere sahneye ben mi davet edeceğim? Davet edeyim ya da arada bir şey varsa buyurun. Tekrar hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sağ olun.
Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bursa Vali Yardımcısı Sayın Kadir Sertel Otçu'yu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, çok değerli üniversitemizin hocaları, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, sevgili öğrenciler. Biz de bugün Sayın Bakanımızı dinlemek, onun tecrübelerinden, anlatacaklarından istifade etmek üzere buraya geldik. Sayın Valimizin de hepinize selamlarını, sevgilerini getirdim. Hocamızın dediği gibi Kıbrıs bizim milli davamız. Kıbrıs deyince hep yüreğimizin bir yeri bizim titriyor açıkçası. Kıbrıs'ı, Kıbrıslıyı, Kıbrıs'taki soydaşlarımızı biz kendimizden ayrı olarak görmüyoruz. Devlet olarak, millet olarak da her zaman Kıbrıs'ımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, oradaki soydaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi bundan sonra da oradaki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah kendilerini dinleyip görüşlerinden istifade edeceğiz. Bu vesileyle uluslararası ilişkiler topluluğu ve hocamızın ifade ettiği 130 farklı öğrenci topluluğuna da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu böyle bir güzelliğe, böyle bir buluşmaya vesile oldukları için hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Vali Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizin amacını ve topluluğumuzun geçmişini kısaca anlatmak üzere biraz zaman ayırmak istiyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu 1995 yılından bu yana aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu topluluk değerli akademisyenlerimizden Profesör Doktor Barış Özdal ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı bir geleneği temsil etmektedir. Bu yılda gelenekten ilham alarak topluluğumuzu daha da geliştirmeyi ve gelecekteki arkadaşlarımıza aktarmayı ümit ediyoruz. Amacımızı gerçekleştirmeye çalışırken yanımızda olan herkese, mesafeleri dert etmeden gelen konuklarımıza, her koşulda desteklerini esirgemeyen akademisyenlerimize ve en önemlisi de Uluslararası İlişkiler Topluluğu Yönetim Kurulu olan ekibime teşekkür ediyorum. Dönem başından bu yana büyük bir hevesle topluluğumuzun etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla çok büyük çabalar harcayan danışman hocamız araştırma görevlisi Mehmet Ali Ak'a, yönetim kurulumuza ve değerli üyelerimiz yani sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Etkinliğimizde fazlaca emeği olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Sayın Mehmet Tuncan'a ve bütün olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na da gönülden teşekkür ediyoruz. Bir önceki Başkonsolos Sayın Seniha Birant Çınar'a ve Konsolos Sayın Çağrı Kalfoğlu'na da aramızda olmasalar da ayrıca buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda staj yaparken stajıma ilk başladığım gün Çağrı Bey bana demişti ki çok aklımda kalmıştı o yüzden izninizle anlatmak istiyorum. Sen bu stajı burada bitirdiğinde ülkemizin Uludağ Üniversitesi'ndeki bir fahri konsolosu, bir nevi bir fahri konsolosu olarak kalacaksın demişti. Gerçekten bu söylem çok hoşuma gitmişti. Umuyorum ki bu etkinlikten sonra umarım biz de Uludağ Üniversitesi'nin hep birlikte bu kadar fazla insan fahri konsolosları olarak kalıp ileride de diplomat olduğumuzda, iş insanları olduğumuzda, farklı yerlere geldiğimizde bu davamızı en iyi şekilde savunmamızı umuyorum. Şimdi sahneye saygıdeğer misafirimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Rektörüm, Sayın Vali Yardımcım, Sayın hocalarımız ve çok değerli genç öğrenci kardeşlerimiz. Bu sıcak karşılamanız karşısında gerçekten çok duygulandığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu kadar yoğun ilgi göstereceğinizi ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Gerçekten çok etkilendim. Hepiniz az önce Aylin Hanım'ın da söylediği gibi benim nezdimde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birer fahri elçilerisiniz, konsoloslarısınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim iki bayrağım var. Biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusum bu Ayla Yıldız. Biri damarlarımda kan, biri alnımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer. Biri Anamur'da grup, biri Girne'de şafaktır. Benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri kan bedelim, haktır. Biri dudaklarımda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var. Biri güneş gibi sıcak, biri ay gibi serindir. Evet değerli arkadaşlar, işittiğiniz kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Benim İki Bayrağım Var şiirini. Bu bizim için çok anlamlı bir şiir. Benim İki Bayrağım Var. Masada da iki tane ay yıldızlı bayrak var. İkisi de bizim. Ama bizim aslında milli bayrağımız olarak bir bayrağımız var. O da Türk bayrağı. Diğer bayrağımız 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağı. O bayrak gündeme gelmeden de Kıbrıs Türk'ünün yıllar boyu var olduğu sürece sarıldığı, kullandığı, bağlılığını vurguladığı tek bir bayrak var. O da Türk bayrağı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın giriş cümlesi nedir biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasası'nın giriş cümlesi, Yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı ifadeleriyle başlıyor. Dolayısıyla Kıbrıslılığı ayrı bir milli kimlik diye yorumlayanlara yönelik bazı ifadelerim olacak. Kıbrıslılık ayrı bir milli kimlik değildir, hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da. Yani Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kuruldu. Onun öncesinde İngiliz koloni dönemi vardı. Onun öncesinde 300 küsur sene Osmanlı idaresindeydi. Onun öncesinde Venediklilerin, Lüzinyanların idare ettiği bir adaydı. Ama hiçbir zaman bir Helen adası olmadı. 1960'da Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rumu'yla eşit
siyasi kurucu ortak olarak kurdukları bir Kıbrıs Cumhuriyeti gündeme geldi. Ve bu cumhuriyeti 3 ülkede garantör olarak destekledi. 2 tane ana vatan, yani Türkiye ve Yunanistan. Türkiye, Kıbrıs Türkiye'nin ana vatanı, Yunanistan, Rum'un ana vatanı ve eski koloni idaresi sahibi İngiltere, 3 garantör ülke olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gündeme getirdik. Garanti anlaşmasının özelliği şuydu. Kurulan düzenin bozulması halinde garantör ülkelere ya topluca ya münferit olarak müdahale hakkı veriyordu. Bu Kıbrıs Türkiye için çok önemli bir özellikti. Bu garanti anlaşmasına güvenerek zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına onay verildi. Çünkü Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurarken bu cumhuriyetin kurulmasına yönelik hiç istekli olmadığı biliniyordu. Onlara göre Kıbrıs bir Yunan adasıdır ve Kıbrıs Türk'ü de kendilerine eşit bir halk değil, Helen adasında bir Türk azınlıktır. Bu mentaliteleri yıllar önce de vardı, bugün de vardı, geçerlidir. Ama garanti anlaşmasındaki bu ana vatan Türkiye'nin müdahale hakkı olması Kıbrıs Türk'ünü rahatlatan ve 60 Cumhuriyeti'nin kurulmasına onay veren temel bir gerekçeydi. Nitekim Kıbrıs Türk'ü Rumlara güvenmemekle ne kadar haklı olduğunu Cumhuriyet kurulduktan 3 sene sonra yaşayarak gördü. Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurarken mümkün olan en kısa zamanda bu ortaklığı bozup bu ortaklık cumhuriyetini bir Helen cumhuriyetine, bir Helen adasına dönüştürme yolunda yapacağını yaptı ve 1960'ta cumhuriyet kuruldu. 63 aralığında Rumlar Kıbrıs Türk'üne karşı silahlı bir saldırı başlatarak ada genelinde Kıbrıs Türk'ünü enklavlara zorlayarak ve Kıbrıs Türk'ünün bugün Gazze'de gördüğünüz, yıllar önce Bosna'da gördüğünüz veya Ukrayna-Rusya savaşında gördüğünüz vahşeti Kıbrıs Türk'ü 63-74 yılları arasında yaşadık. Toplu mezarlar, kaybolan insanlarımız, hala daha kayıplarımız var. Vahşetin her türlüsünü Kıbrıs Türk'ü 63-74 yılları arasında yaşadı. Ve bu yılların bir temel özelliği de değerli arkadaşlar şu. 63'te ortaklık bozulduktan sonra ve Rumlar ortaklık cumhuriyetini salt bir Rum devleti haline dönüştürüp bütün hükümet ve devlet organlarını kendi kontrollerine aldıktan sonra Mart 1964'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanarak 186 sayılı bir Güvenlik Konseyi kararı aldı. Bu kararın bir özelliği adaya barış gücü diye isimlendirilen uluslararası askeri bir gücün gönderilmesi. Gerekçesi ne? Akan kanın durdurulması. Değerli kardeşlerim, barış gücü adıyla adaya gelen bu askerlerin var olduğu yıllarda, yani 64-74 arası yıllarda Kıbrıs Türk'ü vahşetin her türlüsünü yaşadı. Ve bu barış gücü denen askerler en ufak bir şekilde Rumların vahşetini önleme gibi bir rol üstlenmedi. Sorgulandıkları zaman da verdikleri cevap, bizim müdahale hakkımız yok. Olayları izleyip New York merkeze
rapor etmedir bizim görevimiz diye. O zaman bu askerlere niye barış gücü adı verildi? Her zaman sorgulamışımdır. Bugün bile adada bunlar var. Ama bizler için barış 1974'te Mutlu Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en nihayet yaşanan vahşete bir son verme yönünde adaya müdahale etmesiyle Kıbrıs Türk'ü barışa, güvene ve huzura kavuşmuş oldu. 74'ten bugüne kadar da adada kimse kimseyi öldürmüyor. Komşumuz Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bütün dünya seyirci, kimsenin bir şey yapabildiği yok. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde rahat, güvenlik içerisinde yaşıyoruz. Niye? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesi altında olduğumuz için. Bu hiç göz ardı edilmemesi lazım ve bu nedenledir ki karşı taraftaki, yani Rum, Yunan ve onların destekçilerinin Kıbrıs politikasının temel unsuru da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adanan çıkarılmasıdır. Barış görüşmeleri, 60 yıl barış görüşmeleri yapıldı. Federal bir ortaklık kurulsun diye, iki eski ortak yeni bir ortaklık kursun diye ve iki bayrağım var şiirini okuyan Denktaş Bey ömrünü harcadı müzakere süreçlerinde bu federal ortaklığın kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan müzakerelerde 60 yıldan fazla ömrünü harcadı. En ufak bir başarı şansı olmayan bir müzakere süreci. Niye en ufak bir başarı şansı yoktu? Çünkü müzakere sürecinde eşitlik yoktu. Yani iki toplum lideri görüşüyor diye bir tablo ortaya kondu. Toplum liderleri dedikleri bizim Cumhurbaşkanımız ve Rum Cumhurbaşkanı. Ama bunların statülerinde bir eşitlikten bahsetmek mümkün değil. Çünkü Rum toplum lideri şunun rahatlığıyla hareket ediyordu. O da neydi? Dünya beni nasıl olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı diye tanıyor. Bizim Cumhurbaşkanımızın böyle bir rahatlığı var mıydı? Yok. Hala daha yok. Ve dünyanın tanıdığı sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı ve onun hükümeti bu tanınmışlıktan dolayı bizim üzerimizde yıllardan beridir ambargolar uyguluyorlar. İzolasyon tedbirleri uygulanıyor. Yaşamın her alanında ambargolar altındayız. Direkt ulaşım yok. Siyasi tanınma yok. Kültürel faaliyetler ambargo altında. Sportif faaliyetler ambargo altında. Nereden bahsederseniz bahsedin. Ambargolar altındayız. Bir basit örnek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herhangi bir takımımız, futbol takımımız veya voleybol veya basketbol fark etmiyor. Ana vatandaki bir futbol takımıyla dostluk maçı bile yapamaz. Dostluk maçı. Niye? Çünkü Rum tarafının yanlış bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasından dolayı onların futbol federasyonu, bütün adanın futbol federasyonu diye muamele görüyor, kabul görüyor ve bizim bir Kıbrıs Türk takımının bırakın başka ülkelerle, ana vatanında bir takımla bile maç yapmasına o federasyon onay verirse oynayabiliriz. Böyle bir ortamda Kıbrıs Türk'ü yıllardır yaşıyor. Şimdi uluslararası hukuk bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Değerli kardeşlerim, uluslararası hukuk tabii ki var. Yazılı, kağıtlar üzerinde.
kitaplar içerisinde uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuka tabii ki saygı olması lazım. Ama ben her zaman şunu da söylemişimdir. Eğer uluslararası hukuka saygı olsaydı, Kıbrıs Türk'üne 60 yıldır yapılan haksızlık, diskriminasyon yapılmaması gerekirdi. Bize yapılan resmen uluslararası hukuka saygısızlıktır. Neden? Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ne olduğuna bakmanız lazım. Neydi bu Kıbrıs Cumhuriyeti? Bir ortaklık cumhuriyetiydi. Kıbrıs Türk'ünün de o cumhuriyeti kuran anlaşmaların altında imzası vardı. Bizim imzamız olmadan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulamazdı. Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rumu'yla siyasi eşitler olarak kurduğu bir cumhuriyet idi. Cumhurbaşkanı hep Rum olacaktı. Sadece Rumların oy kullandığı bir Rum. Cumhurbaşkan yardımcısı da sadece bir Türk olabilirdi. O da sadece Türklerin oy kullandığı bir Türk. Ve veto hakkı olacaktı Cumhurbaşkan yardımcısının, muavininin. Hükümette 10 bakanlık olacaktı. Bu 10 bakanlığın 7'si Rum, 3'ü Türk. Ama Bakanlar Kurulu'nun karar alabilmesi için 3 Türk bakanın en az 2'sinin oy vermesi gerekirdi. Yani Rumların 7'ye 3 çoğunlukla karar almasını engellemek için. Aynı sistem, ayrı çoğunluk sistemi mecliste de vardı. Türk milletvekillerinin yarıdan fazlası onay vermediği takdirde meclis karar alamazdı. Böyle bir siyasi eşitlik temelinde kurulmuş bir cumhuriyet idi, 60 cumhuriyeti. Ve en temel özelliklerinden bir tanesi de neydi? Milli marşı yoktu. Niye milli marşı olmadı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin? Çünkü Kıbrıs'ı diye bir millet yok. Millet olmayınca milli marş da yok. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda da Rumlar Yunan milli marşını kullanma hakkına sahip oldular. Biz de İstiklal Marşı'nı. Böyle bir cumhuriyet olarak yola çıkıldı. İşte bu cumhuriyeti ortağımız Rum hazmedemediği için, Türklerin kendilerine eşit bir halk olduğunu kabul edemedikleri için 3 sene içerisinde silahlı saldırıyla bozdu. Bizi hükümet ve devlet organlarından silah zoruyla dışarı attı. Ve dünyada Birleşmiş Milletler, özellikle Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi kendilerine bu şansı verdi. Neydi bu şans? Ortaklık bozulmuş olmasına rağmen Rumlara sanki o ortaklığın yasal devleti, yasal makamları kendileriymiş gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üye devlet diye oturmalarına izin verildi. Ki bu asla olmaması gerekirdi. Eğer uluslararası hukuka saygı olsaydı buna izin verilmemesi gerekirdi. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki temel özellik ortaklardan ne biri ne diğeri diğer ortağı dışlayarak kendi başına Kıbrıs Cumhuriyeti olma hakkına sahip olmayacağı temeli üzerine kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti. Bu temel özellik ihlal edildi. Kim tarafından? BM Güvenlik Konseyi tarafından. Dolayısıyla işin özüne yavaş yavaş geliyoruz. Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statü ve bize uygulanan ve asla bizim de hak etmediğimiz bir statü. Nedir bunlar? Rum devlet, biz de o devletin sözde bir toplumu. Bu muameleyi kim yarattı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. Yani Kıbrıs meselesi nereye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Rahatsız olursunuz, doktora gidersiniz. Doktor yanlış bir teşhis koyar ve yanlış teşhis koyarak size ilaç verir, tavsiye eder.
O aldığınız ilaçlar hiçbir şekilde sizi iyileştirmez. Kıbrıs meselesi aynen budur. Yanlış teşhis koyan bir BM Güvenlik Konseyi kararı ile Kıbrıs konusu çözümsüze kilitlenmiştir. Eğer Rum devlet, biz onun toplumu statülerine indirgenmişse, ki öyle oldu Güvenlik Konseyi kararıyla, Kıbrıs konusunda hiçbir müzakere süreciyle karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla masadan kalkmak söz konusu değildir. Olmadığı da 60 yıllık tecrübeyle kanıtlanmıştır. Bir dönem Rum Cumhurbaşkanlığı yapan Vasiliu diye birisi vardı, Rum lider. Denktaş Bey'e görüşme masasında otururlarken aynen şunu söyleyebilmiştir: bu odada, bu masa etrafında oturduğumuz sürece eşit görülebiliriz. Ama kapıdan dışarı çıktığım anda ben Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyım, sen bir toplum liderisin. İşin gerçeği de bu işte. Bu nedenle 60 yıl müzakere edildi ve başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Rum'un bizimle yeni bir ortaklık kurma diye bir ne hedefi var, ne ihtiyacı var, ne de herhangi bir şekilde buna zorlanıyorlar. Onlar davalarını kazanmış durumdadırlar. Nedir davaları? Eskiden ortaklık devleti diye kurulan bir devlet, salt bir Helen devleti olarak yoluna devam ediyor. Dünya da bu devleti tanıyor. Ve bu devlet Kıbrıs Türkleri üzerinde, eski kurucu ortak Kıbrıs Türkleri üzerinde ambargo uyguluyor. Ambargolar uyguluyor. Ve bizi dünyaya devlete karşı isyan etmiş ayrılıkçı etnik bir azınlık diye yansıtıyorlar. Ve azınlık sorunları olan ülkeler bizi o şekilde algıladıkları için bizimle ilişki kurmaktan kaçınıyorlar. Çünkü bizi eğer Rumların iddia ettiği gibi ayrılıkçı etnik bir azınlıksak ve bu devletler, etnik azınlık sorunları olan devletler, bizimle yakın ilişkiye girdikleri takdirde kendi azınlıklarına yanlış örnek olunacağı için bizden uzak duruyorlar. İşte uluslararası hukuk. Değerli arkadaşlar, uluslararası hukuka saygısızlık gösteren ülkeler, ki başında bunların Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi gelir, bu ülkeler kendi saygısızlıklarını örtbas etmek için öyle akıllıca bir oyun oynuyorlar ki uluslararası hukuku savunan kendileri ve onların istediği yönde hareket etmeyen bizler uluslararası hukukun dışında kalıyoruz. Böyle sinsi bir oyun oynanıyor yıllardır Kıbrıs Türk'ü üzerinde. Bizi bir suçluluk psikolojisine yönlendirmeye çalışıyorlar. Sanki Kıbrıs sorununu yaratan biziz, Kıbrıs sorununu çözmeye çalışan kendileri, BM, Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, ama buna engel çıkaran da biz. Böyle bir tabloyla muhatabız. Avrupa Birliği, uluslararası hukuk eğer olsaydı veya uluslararası hukuka saygı olsaydı, belki daha doğru ifade o, Avrupa Birliği Rum tarafını üye devlet diye bünyesine alamazdı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin AB üyelik sürecinde Türkiye'nin önüne sürekli çıkarılan bir şey var. Kopenhag kriterleri. Üyelik kriterleri, değil mi? Türkiye'ye sürekli olarak bu kriterlere henüz uymuyorsunuz. Şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, onu düzeltmen lazım, bunu düzeltmen lazım. Sanki Türkiye'yi üye yapma diye bir hedefleri varmış gibi bir oyun oynuyorlar. Ama Rum'un üyeliğini de sanki Kopenhag kriterleriyle
örtüşen bir üyelik müracaatıymış gibi hiç çekinmeden en uygun aday ülke diyerek 2004'te üye yapıyorlar. O günden beridir de Avrupa Birliği Kıbrıs Türkü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir numaralı karşıtı bir örgüt olarak bizim aleyhimizde faaliyet yapmaktan geri durmayan bir örgüt haline gelmiş durumdadır. Avrupa Birliği tarafsız bir birlik değildir. Avrupa Birliği taraftır. Aleyhimize taraftır. Rum'dan yana taraftır. Bunları söylerken siyasi muhaliflerimiz bizi AB düşmanı diye yansıtmaya çalışır. AB karşıtı. Öyle bir yönümüz yok. AB'yi eleştirmek demek, AB karşıtı olmak demek değil. Ama AB'nin bize yaptığı haksızlığı görmezden gelmek de öyle bir hakkımız yok. Yani komşularla sıfır sorun, Kopenhag kriterlerinin en temel özelliği değil mi? Peki Güney Kıbrıs'ın müracaatında komşularla sıfır sorun diye bir özelliği mi vardı? Adada 1964'ten beri söylediğim gibi başlangıçta BM askerlerinin bulunduğu unutularak anlaşmaya varılamamış bir Kıbrıs meselesi hala daha devam ediyor unutularak, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs olduğu unutularak, bütün bunlar unutularak Rumların AB üyeliği en uygun aday ülke diye onaylanıyor. En temel nedeni neydi biliyor musunuz? En temel nedeni 2004'te gerçekleşen genişlemeyi arzu eden ülke Almanya'ydı değerli arkadaşlar. Almanya, Avrupa Birliği'nin en temel ülkesi. Arka bahçe devletlerinin üye olmasını istediği için o genişlemeyi gündeme getiren o. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta bunu fırsat bilerek o dönem şu politikayla öne çıktılar. Ya Kıbrıs'ı da alırsınız ya da bütün genişlemeyi veto edeceğiz. Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alınır. Bir üye devlet karşı çıktığı takdirde karar çıkmaz, karar alınamaz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Almanya'yı tatmin etmek için bile bile, göz göre göre, uluslararası hukuka da aykırı bir şekilde, Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterlerine aykırı olmasına rağmen de o Rum devletini Avrupa Birliği'ne üye devlet olarak aldılar. O günden itibaren bizim için Avrupa Birliği, bizim güveneceğimiz, oraya üye olmayı düşleyeceğimiz bir birlik olmaktan çıktı. Zaten benim gibi düşünen Kıbrıs Türk'ü için Türkiye'nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği'nde Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Devleti'nin üye olduğu bir Avrupa Birliği'nde bizim zaten yerimiz yok, olamaz. Bize davetiye çıkarıp buyurun gelin deseler de girmememiz gerekir. Türkiye'nin olmadığı bir yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeri yoktur. Çünkü arkadaşlar bakın, her zaman vurgulamaya çalışırız. Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rum'uyla yaşadığı bir mesele değildir. Kıbrıs meselesi ulusal davamızdır. Türk ulusunun davasıdır. Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Rum'u boyutu çok daha büyük bir tablonun, senaryonun çok küçük kesitleridir bu. Buralara kilitlenip kalmamak lazım. Çok defa ifade edildi geçmişte de. Çeşitli siyasi liderler bunu söyledi. Söyledikleri için de birileri eleştirdi ama işin gerçeği de budur. Atatürk de buna işaret etmişti yıllar önce. Türkiye'nin güvenliği için Kıbrıs adası göz ardı edilemez. Arkadaşlar çok basit. Ana vatanımızın
hak, hukuk, güvenlik konularında Kıbrıs vazgeçilmez bir adadır. Bu adanın Türkiye'nin haklarına, hukukuna, güvenliğine tehdit teşkil etmemesi gereken bir ada olduğu ön planda tutulması gerekir. Türkiye'mizin nefes alabileceği bir güney sahilleri kalmıştır. Akdeniz. Kuzeyi malum, batısı malum, doğusu malum, güneydoğusu malum. Bir Akdeniz. Orada da biz Kıbrıs adası oturuyor. Bu adada da Kıbrıs Türk'ünün milli bir görevi var. Bu görev sadece Kıbrıs Türk'ünün kendi dünyasına yönelik bir görev değil ki, olamaz. Kıbrıs meselesini biz sadece bizim meselemiz diye yorumlayamayız. Yıllar önce, ismi önemli değil, çok önemli bir Amerikalı siyasi New York'ta Denktaş Bey'e şunu demişti. Yıl 1999, Aralık, New York. Siz dediği Kıbrıs Türk'ü anlamında siz, bölgede aktör değilsiniz. Siz Türkiye ile beraber hareket ettiğiniz sürece bir önem arz edersiniz. Değerli arkadaşlar, bu reel politikanın ta kendisidir. Aktör olmanın ne olduğu malum, bilirsiniz. Aktör olmak başka bir şeydir. Evet, Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs adasında yaşıyoruz. Bizim de hassasiyetlerimiz var, korkularımız var, beklentilerimiz var, isteklerimiz var, düşüncelerimiz var. Tüm bunlar var. Yani Kıbrıs Türk'ü ha var ha yok diye bakılacak bir halk değil. Tabii ki değil. Ama bizim bir anlam ifade edebilmemiz için ana vatanımızla birlikte addedilmemiz gerekir. Çünkü bu cümlenin bir anlamı da şudur. Yani siz aktör değilsiniz, Türkiye ile beraber hareket ettiğiniz sürece bir önem arz edersiniz. Bu çok anlamlı bir cümle. Çünkü bunun bir diğer anlamı da nedir? Türkiye ile beraber hareket etmezseniz bir öneminiz de yok. Reel politika. Değerli arkadaşlar, bölümünüz itibariyle benim sizlere tavsiyem daima reel politikayı ön planda tutun. Beyanat boyutuyla politikanın bir anlamı yok. Beyanatlar verilir. İşin gerçeği reel politika alanında yaşanır. Reel politika çok acımasız bir platformdur. Ülkelerin çıkarlarının örtüştüğü veya çakıştığı bir platformdur. Ve çok acımasızdır. Bu acımasızlığı gizleyen beyanat boyutundaki politikada var. Siyasiler sürekli beyanat verir. Toz pembe senaryolar çizilir. Beklentiler gündeme getirilir. Ama işin gerçeği reel politik alandadır. Dolayısıyla Kıbrıs konusu bugün gelinen aşamaya geleyim ki sorularınız da mutlaka olacaktır, olmasını da isterim. 60 yıl federal ortaklık kurma hedefiyle sürdürülen müzakerelerin en son 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde, eyaletin kasabasında yapılan son uğraş müzakerelerin çökmesiyle, başarısızlığa uğramasıyla ve niye başarısızlığa uğramıştı? Sonu da söyleyeyim. Rum tarafı ısrarla sıfır asker, sıfır garanti savunuyordu Crans-Montana'da. Sıfır asker dediği Türk askeri adadan çıkacak, bir anlaşma olacak ve Türk askeri çıkacak. Sıfır garanti.
bizi kurtaran garanti sistemi de ortadan kalkacak. Yani Türkiye'nin müdahale hakkı içeren o garanti sistemi. Ama sadece Türkiye'nin garantörlüğü yoktu. Yunanistan'ın da vardı, İngiltere'nin de vardı da. Bu üç garantör ülkeden garantörlük görevini, sorumluluğunu yerine getiren sadece Türkiye oldu. Yunanistan garantörlük statüsünü ihlal etti. Niye? 1974'te darbe düzenledi Makarios'a karşı. Atina'daki askeri junta Güney Kıbrıs'ta bir darbe gerçekleştirdi Makarios'a karşı ve Makarios'un yerine bir meşhur, bilinen, meşhur Nikos Samson denen bir Türk katilini Cumhurbaşkanı diye oturttular. O da oturduğu andan itibaren Enosis'i deklar etti. Yani Enosis, bilirsiniz, Rumların Megali ideyasının, büyük idealinin ta kendisi. Yani adanın Yunanistan'la birleşmesi. Ve onun üzerine Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak adaya 23 Temmuz 74'te yaptığı barış harekatı. Yani Rumların bütün hedefi Türk askerini adadan çıkarmak, sözde bir anlaşma olacak ve Türk askeri bu anlaşma kapsamında adadan çıkacak ve garanti sistemi de ortadan kalkacak. Dolayısıyla ada tamamen Rumların insafına terk edilmiş bir ada olacak. Bu ısrarlarından dolayı 2017'de Crans-Montana'da yapılan müzakere süreçleri de çöktü. Ve o günden itibaren Türk tarafının politikası en gerçekçi zemine oturtulmuş oldu. Bu da nedir? Bugün hala daha gündemde olan ve olmaya da devam edecek olan. Çünkü buradan geri adım söz konusu değildir artık. Çünkü buradan geri adım atıldığı takdirde dünya bizi bir kere daha bu noktaya getirtmez. Yeni zemin, Rumlar devlet, Türkler de onun bir toplumu statülerini uyguladığınız sürece diyoruz dünyaya, BM'ye, artık Kıbrıs konusuyla ilgili müzakere yoktur, olmayacaktır. İki taraf da statülerini eşitlemek lazım. Rum da devlet, Türk de devlet. İki devlet olarak masaya oturalım. Çünkü masaya eşitler olarak oturmadığınız takdirde masadan eşitler olarak kalkma diye bir olasılık zaten yoktur. Bu 60 yıllık müzakere süreci bunu kanıtlamıştır zaten. Ve maalesef 60 yılımızı harcadılar. Boşu boşuna 60 yılımızı çaldılar. Hiçbir başarı şansı olmayan müzakere süreçleriyle bizi elimize ayağımızı bağladılar. Denktaş Bey ömrünü harcadı. Hiçbir başarı şansı olmayan bir müzakerede. Niye? Çünkü Rum devlet, biz toplum. Dolayısıyla şimdi gelinen noktada artık savunduğumuz politika egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü. Bu ikisi birbirini tamamlayan ifadelerdir. Geçen günlerde meclisimizde bunun tartışmasını yaşadık zaten. Orada da izah ettim muhaliflerimize. Çünkü bunun anlamsız olduğunu, bunun altının doldurulamayacağını, böyle bir ön koşulla bir yere gidilemeyeceğini falan savunmaya çalıştılar. Onlara da söyledim. Ben bu Amerika örneğini de verdim. Şimdi Amerika'da biliyorsanız bilmiyorum, yıllar önce kumarhaneler, gazinolar sadece Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde vardı. Sonra baktık, öğrendik ki Amerika'nın herhangi bir eyaletinde, herhangi bir kentinde gazinolar açılabiliyor ve açılmaya başladı. Nasıl oldu bu diye merak ettik, sorduk ve öğrendik ki Amerika bir yasa geçirmiş, karar almış, bir yasa geçirmiş ve demiş ki Kızılderililer egemen bir halktır ve yıllarca Kızılderililere karşı uygulanan haksızlıkları telafi etme adına Kızılderili kökenli Amerikan vatandaşlarına herhangi bir yerde gazino açma ve ekonomik güçlerini artırma hakkı veriyoruz. Şimdi Amerikanların
egemenlik anlayışının ne olduğu bu kararla ortaya çıkıyor. Yani Kızılderililer egemen bir halktır. Güzel. Bu Kızılderililer için ne anlamı var? Ne oldu şimdi Kızılderililer egemen bir halktırlar da ayrı bir devletleri mi var? Anglo-Sakson Amerikanlardan bir üstünlükleri mi var? Onlarla bir eşitlikleri mi var? Tam bir aldatmaca. Yıllarca bu insanları ezen, adeta soykırım uygulayan Anglo-Saksonlar kendilerini akıllarınca affettirme adına Kızılderililerin egemen bir halk olduğunu ve egemen bir halk olarak artık istedikleri yerde ekonomik olarak güçlenme adına gazino açabileceklerini karar verdiler. Değerli arkadaşlar, hangi Kızılderili kökenlinin gazino açabilecek maddi gücü var ki? Hiçbirinin. Sonuçta bu kararın neticesi şu oldu. Para babası Anglo-Saksonlar Kızılderili birilerini kullanarak gazino açmaya başladılar. Şimdi bizim üzerimize de gelmeye çalışılan şudur. Biz egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü dediğimiz için şu oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu genel sekreterin atadığı bir kişisel temsilci var şimdi. Holguin isimli bir Kolombiyalı eski Dışişleri Bakanı bir hanım. Diyorlar ki Rum tarafına, siz en iyisi bu Türklerin egemen eşitliğini kabul edin. Buna onay verin ama devlet eşit egemen eşit uluslararası statü iki devleti benimsemezseniz kabul. Ama egemen eşitliğe onay verin. Eşit uluslararası statüsü olan iki devlet ortaya çıkmadan egemen eşitliğin kabulünün hiçbir anlamı yoktur. Esas olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hemen bugün tanıyın, sonra masaya oturalım diye bir politikamız da yok. Ama söylediğimiz şu, Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak, egemen eşit bir devlet sahibi halk olduğunu kabul edin, ama kurdukları devleti tanımıyor olabilirsiniz. Biz de onların devletini tanımayız zaten. Yani bir nüanstan bahsediyorum. Burası biraz kritik. Bu en son, en güncel boyutu Kıbrıs konusunun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, sonra masaya oturalım değil politikamız. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç tanımasanız da olur anlamında da yorumlanmaması lazım. Bugün müzakerelere oturmak için böyle bir koşulumuz yok. Ama tabii ki nihai hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. Ama şimdi eğer müzakere istiyorsanız, Rum devlet, Türk toplum, bu eşitsiz statüleri eşitlemeniz gerekir. Rum devlet, Türk de devlet. Birbirlerinin devletlerini tanımıyor olabilirler, o başka bir şey. Ama iki halkın egemen devlet sahibi olduklarının kabulüdür işin esası. O yüzden Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir dedim. O yüzden eğer bir anlaşma isteniyorsa statülerin eşitlenmesi lazım. Ama bunun da anlamı şu değildir arkadaşlar. Bu da size çok hayati bir detaydır. Detay olmanın da ötesinde realitenin ta kendisidir. Artık Kıbrıs adasında iki tarafın tekrar bir ortaklık devleti kurma diye bir olasılıkları söz konusu değildir. O bitti. Onu denedik. 60'ta kurmakla denedik. 63'ten itibaren bugüne kadar neler çektiğimizi biz biliriz. Karşı tarafın mentalitesini çok iyi biliriz. Karşı tarafın akıl hocalarının kim olduğunu da biliriz. Artık bir kere daha bizi Rumlarla toprak bütünlüğü ve tek egemenliği olan bir devlet kurmaya kimse bizi getiremez. Bundan sonra müzakere olacaksa olsun, iki devlet arasında olacaksa olur.
Hedefi ne olacak bunun? Bu iki devletin iyi komşuluk ilişkilerini oluşturma hedefi. Çünkü Mavi Vatan'daki hidrokarbon olayları, onları da biliyorsunuz. Doğal zenginlikler var. Bunların değerlendirilmesi, iki devletin aralarında yapacağı müzakerelerle, sadece iki devletin değil, Türkiye'yi dışlayan hiçbir formül Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesine imkan vermiyor. Mümkün değil. Akdeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye dışlanmaya çalışılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yokmuş gibi davranılıyor ve Rum tarafı yok Amerika'nın hangi şirketi, yok Fransa'nın bilmem hangi şirketi, yok İsrail, yok Mısır. Bunlarla çeşitli anlaşmalara giriyor. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan senaryolar üretiyorlar. Bunların hiçbirinin en ufak bir başarı şansı yoktur. Eğer Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanacaksa bunun bir tek yolu vardır. Bu çalışmaların içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de girecek. Türkiye de bu işin başını çekecek. Ve Türkiye üzerinden bu zenginlikler Avrupa'ya ulaştırılacaksa ulaştırılacak. Bunun dışında bir formül yok. Evet, son geldiğimiz Kıbrıs konusunda son geldiğimiz nokta bu. İki egemen eşit devlet, eşit uluslararası statü. Ama çeşitli zorluklarımızın olduğu eminim hepiniz biliyorsunuz. Türk Devletler Teşkilatı'na üye olduk. İlk defa anayasal adımızla üye olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üye olduk. Bayrağımızla üye olduk. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da gözlemci üyeliğimiz var. Ama orada adımız Annan Planı referandumlarından sonra Kıbrıs Türk Devleti olarak geçiyor. Gözlemci üyeyiz. Türk Devletler Teşkilatı'nda da gözlemci üyeyiz. Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci üyeliğimizin kararının altında o Türk devletlerinin her birinin imzası da var. Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azerbaycan. Ama hiçbiri bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasına gelmiş değil. Tam tersine Avrupa Birliği o kadar aktif bir şekilde bu ülkelerle bizim ilişkimizi sabote etmek için o kadar aktif çalışıyor ki. Dedim ya, Avrupa Birliği sorunu artık taraftır. Karşımızda da taraftır. Rum'dan yana taraftır. İşte Rum Avrupa Birliği'ni bizim uluslararası ilişkilerimizi sabote etmek için kullandığı bir örgüt haline geldi. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi, zaten Kıbrıs sorununu yaratan onlardır. Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti diye genel kurulda üye devlet oturmasına izin vermekle Kıbrıs sorununu yaratan bu 5 daimi üyedir. Ve hala daha dünyanın gündeminde tutan da bu 5 daimi üyedir. Rumlara tanıdıkları bu avantajı ortadan kaldırmadıkları sürece bir şekilde bir formül bularak bu temel hatayı düzelttirmedikleri sürece dünyanın uluslararası sahnesinde Kıbrıs sorunu diye bir sorun var olmaya devam edecek. Çünkü defalardır söylüyorum, tekrar vurgulayayım. Rumlar devlet muamelesi gördüğü sürece, biz de sözde o devletin bir toplumu muamelesi gördüğümüz sürece Kıbrıs konusunun artık ne müzakeresi gündemde olabilir, ne müzakere olsa bile en ufak bir başarı şansı olabilir. Yoktur böyle bir şans. Bunun da kanıtı 60 yıllık başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreci. Evet, beni sabırla dinlediniz. Olumsuz bir tablo çizmişim diye algılayabilirsiniz ama ben her zaman söylemeye çalışırım. Benim siyaset anlayışım real politika temelindedir. Hoş görünmeye çalışmayı çok ön plana çıkaran birisi hiçbir zaman olmadım. Acı gerçekler neyse onları söylemek ve onların üzerine gitmeye inanan birisiyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" cümlesi
son derece doğru bir ifadedir. Keşke dünya o beşten büyük olduğunu anlayabilse. Henüz anlamış değiller ama anlayacaklarından eminim. Dünya gerçekten beşten büyük. Bu beş, bakın arkadaşlar, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun hiç fark etmez. Herhangi bir sorunu masaya yatırın, analiz edin. O sorunun temelinde bu beş daimi üyeden en az bir tanesini bulursunuz. Bu beş daimi üye dünyaya barış, istikrar, huzur, çözüm getirmek için değil, tam tersine problem yaratmak için vardırlar. Kendileri problem yaratıyorlar, sonra onu çözmeye çalışıyorlar gibi bir aldatmaca oynuyorlar ve başkalarını, yarattıkları çözüme taraf olanları da o sorunun çözülmesini engelleyenler diye suçlamaya çalışırlar. Ben Amerika'da üniversite eğitimimde ders hocalarından bir tanesinin açık ifadesi vardı. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Bizim düşmana ihtiyacımız var. Eğer düşman biterse yaratırız. Bunun birçok örneği var. Geçmişte de bugün de. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ü olarak yavru vatan, ana vatan ilişkilerine sıkı sıkıya sarılıp ana vatanımızla birlikte geleceği şekillendirme misyonumuza sahip çıkacağız. Hiçbir ülkenin veya uluslararası topluluğun hiçbir güvencesine inanmayacağız. Kendimize güveneceğiz. Haklı davamıza güveneceğiz. Ana vatanımıza güveneceğiz. Ve Kıbrıs adasında başı dik, destan yaratmış Türk milletinin bir mensubu olarak geleceğimizi şekillendireceğiz. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Tamam. Sayın Bakanım.